Sevgili seyirciler, bugün Ordu'ya gidiyoruz. Ordu ili, M.Ö. 400 yılından önce şehir merkezinin 5 kilometre dışında kalan ve halk arasında Bozukkale olarak bilinen bölgede Kotyora adıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminde 1920 yılında bağlı olduğu Trabzon vilayetinden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. Ordu ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Türkiye fındık üretiminin %51'ini sağlamakta Ordu. Nüfusun yaklaşık %70'inin geliri ise fındıktan karşılanmakta. Güne Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'in kahvaltı davetiyle başladık. Hoş geldiniz. Oo, Sayın Valim, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Buyurun. Trabzon Valiliğimizin de ikametgahı güzeldir. Sayılı güzel ikametgahlardan bence. Buyurun. Evet, mükellef bir sofra bizi bekliyor. Sayın Valim. Bakanım baş tacısınız efendim. Vallahi ya. Sağ olun, eksik olmayız. Çok güzel. Ordumuza hoş geldiniz. Maşallah. Yani biz böyle yöresel ürünleri tatmaktan zevk alıyoruz. Buyurun efendim. Sofranın bereketinden anlaşılacağı üzere Ordu'da kaynağından bolca kalori alacağız anlaşılan. İşte Ordu, benim şehrim Ordu diyoruz. Sayın Valimizle beraber mükellef bir sofrada sizlerin de göz zevkinizi tatlandıracak ama bizim de hakikaten güzel bir şekilde sağlıklı besleneceğimiz bir sofradayız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Sağ olun, afiyet olsun. Değerli Valim, biz tabii buraya geldik. Ordu'da ilk gözümüzü sizle açtık. Allah çok mükellef bir kahvaltı, çok güzel bir mekanda, sımsıcak bir atmosferde bizi karşıladınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Tabii yolumuz uzun şimdi. Bir de belediye başkanımıza ziyaret yapacağız. Ondan sonra da programı başlatacağız tamamıyla. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Bakanım. Ziyade olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sayın Valimize teşekkür ederek belediyeye doğru yola çıktık. Ordu'da bizleri beraber dirsek dirseğe bakanlık yaptığımız eski Enerji Bakanımız, şimdi de Ordu Belediye Başkanımız olan Doktor Hilmi Güler karşılıyor. Sayın Bakanım. Güzel ya seni görmek. Sayın Başkanım. Maşallah hoş geldin. Özlemiştim seni. Vallahi öyle. Nasılsın? Kucaklıyorum seni. Hadi hoş geldiniz. Oo, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Güzel. Sizi burada görmek büyük mutluluk bizim için. Aynı şekilde. Sağ olun. Vallahi özlemişiz birbirimizi. Makamına çağırma sebebi odasına girince anlaşıldı. Başkanım eski alışkanlık burada da üretmeye devam etmiş. Evet, evet bu da bizim çikolatamız. Kibele. Kibele marka. Çok burada ürettiğimiz değişik meyvelerin, değişik aromaların olduğu güzel el yapımı çikolatamız. Bunun daha fazla şimdi yapmak için fabrikasında kuruyoruz. İnşallah ekonomimize de katkısı olur. Bu damak zevkimize de katkısı olacak. Güzel bir çikolata. Çok güzel diyoruz. Beğeniyor musunuz? Hemen kalite kontrol yaptım. Çok güzel. Sizin notunuzu aldıysa bizim için yeterli bu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Belediyenin imkanlarıyla fındığın içinden çikolata,
ezmeler kabuğundan aktif karbon üretmiş. Bizim denizimiz var, Barbaros gibi olmamız lazım diye kompozitten tekne, kano ve sörf tahtaları üretmiş. Ordunun dereleri boşa gitmesin diye suyu şişeye koymuş. Daha bitmedi. Eski enerji bakanı olunca suyun damlasını kaçırmayan akıllı su sayacı yapmış. Bu sayaç da aynı şekilde yurt dışına satılabilecek kalitede. Tabii, tabii. Çok güzel bir sayaç. Şokolatasıyla şeyle. Bence bu masanın yani, üstü tamamen evet, ihraç ürünü evet, haline gelebilir. Evet, hiç aynı şekilde. Bu arada tabii yok, turizm şirketimiz var. Ortur'umuz gördüğünüz gibi. Onlar da 155 tane noktayı değerlendirdi Ordu'da. Bunlar destinasyon olarak dünyadaki, yani daha doğrusu dünya halkına ülkemizin güzelliğini göstermiş olacağız. Çok bunun güzel. Üstü bir de Or Enerji'yi kurduk. Oren'i. Ordu Enerji şirketimizde rüzgar türbiniyle birlikte çöpten elektrik de üretiyoruz. Yani yenilenebilir enerjiyi tamamıyla Ordu'da yaymaya çalışıyoruz. Yaymaya çalışıyoruz. Çok güzel bir şey. Rüzgarlarımız binlerce yıldır esiyordu. Onları şimdi türbinlerle, rüzgar türbinleriyle enerjiye çeviriyoruz. Güzel. Bu arada da biyolojik atıkları da, tarımsal atıkları da kullanıyoruz. Bunları da kullandığımız takdirde ki şu anda elektrik üretiyoruz çöpten. Yani 30 bin ev, hanenin elektriğini üretecek bir tesisi de kurduk. Bravo. Dolayısıyla çok dengeli, çevre dostu bir şehir oluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Fındıkta da dünyada birinci. Fındık üretme açısından. Güzel. İşte onu da çikolatayı da aktif karbondu. Bunlarla değerlendiriyoruz. İşte ODTÜ'lü başkanın farkı olacak. Siz de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tamam. Sayın Başkanım, ne tarafa gideceğiz şimdi? Şimdi Sırrıpaşa Caddesi var. Düzenlediğimiz, altyapısını yenilediğimiz ve aynı zamanda da oldukça ilginç bir açık AVM'ye dönüştürmüş caddemiz var. Şu sırada zaten bu, açık evet, AVM'ler daha evet, yavaştı. Onun altyapısını da tamamen değiştirdik. Çok da ilgi çekici bir cadde oldu. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Şimdi böyle rengarenk binalar. Evet. Sırrıpaşa Caddesi. Sırrıpaşa Caddesi. Özelliği bu herhalde. Evet, özelliği. Biz altyapıyı da değiştirdik. Burayı da böyle açık bir AVM'ye çevirdik. Evet. Buradaki hem pandemiden dolayı da tam isabetli bir çalışma oldu. Böyle güzel bir cadde çıktı ortaya. Çok güzel. Evet. Bu boyalamalara da falan yardımcı oluyor musunuz belediye tabii olarak? Yok, biz zaten kendi projemiz. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendi. Evin de bu boyasını siz yapıyorsunuz. Mimarlarımız. Alan da satan da memnun. Aynen, evet. O şekilde yaptık. Güzel. Aynı zamanda bütün bu şeylerde ızgaralar, altyapı tamamen değil. Çürümüştü borular. Yepyeni bir mekan çıktı ortaya. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel olmuş evet, ama. Evet. Öyle. İlginç bir cadde çıktı ortaya. Bunu yabancılar da çok... Hayırlı işler. Merhaba sizler. Sevgili bakanım, bak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? En var mı yok? En yakışıklı bakanım. Vallahi yakışıklılar. Estağfurullah. Hilmi Bey'im bizim eski dostumuz. Eski ya, sizi emanet ettik. Ordu için çok güzel bir değer. Estağfurullah. Ne ısmarlayayım size? Ayakkabı, çay, kahve. Vallahi teşekkür ederiz. Geliriz. Siz mi geldiniz? Biz dolaşıyoruz. Ziyarete geldik Sayın Bakanımız. Güzelliklerini görmeye geldiniz tabii. Tabii bizim Benim Şehrim programımız var. Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim Instagram'da, evet, YouTube'da, vardım, her yerde bulabilirsiniz. Var. Tamam. Peki. Başkanım, yerel yönetimlerin ve buradaki hizmetlerin değerini çok iyi bilen bir bakan. Sırrıpaşa Caddesi yatay bir AVM. Pandemi sonrasında inşallah buralar daha da hareketlenecek. Şunlar bizim duvar resimleri. Evet, Muran tekniğiyle yaptığımız resimler. Çok güzel. Muran tekniğiyle yaptığımız. Ne tekniği? Muran tekniği diyorlar. Tamam. 1878. Evet. Ortodoks okulu yapılmış, evet, öyle mi? Tabii tabii. Öyle. Burada da yine Muran tekniğiyle yaptığımız resimler. Muran mı ne? Muran neyle? Ne oluyor yani? Muran İtalyan tekniği şeyi bu, bildiğim kadarıyla. Evet. Bu duvar resimci. Buna uzman ressamlar var. Allah. Bunlarla böyle şeyler yap. Şeyleri. Nasıl bir şey kullanıyor buna ya? Doğrudan doğruya şey yapıyoruz, boyuyoruz. Yani ne boya bu? Geliyor. Mi, şey tabii, mi? Tabii. Şey geliyor, uzman. Önce çiziyor şeyi. Buraya iskele kuruyoruz. Ondan sonra şey kuruluyor.
Yine bu sizin orduyu tamamıyla süsleyen resimlerden bir tanesi. Evet. Aynı tip herhalde değil evet, mi? Evet, Muran tekniğiyle yapılan bir çalışma. Canlı bunu, gibi yani. Evet, çok güzel ve yapan arkadaşlarımızın da bir tanesi annesinin kucağında. Evet. Bu Uğurcan Ataoğlu'nun bu resmi. Evet. Ve böyle bir o günkü o altta da bakırcı dükkanımız çok var. Çok güzel olmuş. Yani bakırcı dükkanı da aşağıda. Evet. Evet. Böylesine tek bir duvar ama ne kadar canlı gösteriyor. Çok güzel olmuş. Sayın Bakanım. Evet. Bunu özellikle gösterebiliriz. Evet değerli bakanım. Evet. Çok güzel olmuş hakikaten her şey. Evet. Şimdi nereye geçiyoruz? Şimdi Boztepe'ye çıkacağız. Boztepe. Boztepe'den ordumuza bakacağız. Aa. Zaten bir de türkümüz vardı biliyorsunuz. Boztepe'ye çıkmalı, şu orduya tamam. bakmalı diye. O zaman Boztepe'ye çıkalım, orduya bakalım. Türküyle mırıldanırız tamam. olmazsa. Boztepe'de başkanımla tekrar buluştuk. Ne güzel bir manzara burası. Neresi? Burası Boztepe. Aynı zamanda da teleferiğin olduğu yer. Fakat pandemiden dolayı teleferiği çalıştırmıyoruz. Şimdi biraz yürüyerek burada yaptığımız çalışmaları, mağazalarımız var. Dükkanlar açtık. Yepyeni bir Boztepe yaptık. Biliyorsunuz Boztepe'ye çıkmalı, şu orduya bakmalı. Biraz sonra bir orduya bir bakacağız burada manzaradan. İnşallah. Şuraya bak. Orada stadyumu görüyorum başkanım. Evet. Şu kaldığımız otelin olduğu yer. Evet. Şey de yapıyorsunuz bir taraftan deniz doldurma deniz da yapıyorsunuz öyle mi? Doldurmuyoruz da dalgalar. Yani dalgalar kendi kendine kum büyütüyor orada. Şeyi bozmasın diye mahmuzları yaptık. Ve karşıda da havaalanı var. Esas ordu merkez denizde. Burası değil mi? Evet, yani, ordu merkez burası. Evet. Evet. Çok çok büyük bir şehir çünkü. Evet. Çok uzun. Evet, böyle. Kıyıdan ve falan. Şu da denizden dolan havaalanı görüyorsunuz. Evet, orgi ileride. Havaalanı. Evet. Karşısı da Giresun. Giresun'un bir kısmı gözüküyor burada. Şurada da yağmur yağıyor başkanım. Yağmur yağıyor. Yani bize gelmeden bu yıl önce bu işleri bitirsek iyi olacak. Bu burası tamamen bizim gelir gelmez yaptığımız satış mağazaları. Çok kendi ürünlerimizi satıyoruz. Burası herhalde pandemi sonrası patlayacak. Tabii böyle bayağı zaten burası turizm. Şu an iğne atsanız yere düşmüyor. Çok güzel bir yer. Burası yamaç paraşütü kalkış pisti. Biliyorsunuz değerli izleyiciler daha önce Alanya'da yapmıştık yamaç paraşütünü. Evet. Burası da Ordu'nun yamaç paraşütü pisti. Şeyden dolayı pandemiden dolayı şu anda duruyor ama daha sonra inşallah sizi buradan uçururuz. Yalnız gayet güzel düzenlenmiş. Yani son derece modern. Ta uca kadar buradan biliyorsunuz koşuyorsunuz. Evet. Ve buradan aşağı harika bir manzarada iniyorsunuz. Manzara işte bir taraf Perşembe, bu Samsun yolu. Böyle Perşembe'ye doğru. Diğer taraftan vallahi şuradan koşup atlayasım geldi ama paraşütüm olmayınca, kanadım olmayınca uçamıyorum. Böyle de uçarsın. Kanat takmamız lazım Sayın Bakanım. Tabii böyle de uçarsın. Çok güzel bir şey. Maşallahınız var sen. Deniz, hava, kara. Boztepe'ye renk katan bir bostumuzla Miço'yla hasbihal ettik. Şimdi kır menekşesi mi bu? Ne bu? Bu bizim ismi ne bu? Ordu'nun baharın müjdecisi. Mor menekşe. Bunlar bizim Ordu'ya mahsus. Ordu Spor'un da rengini mor beyaz olarak alıyor. Şunlar görüyorsunuz. Çok özel bitkiler bunlar. Daha çok oluyor ama şu anda daha yeni. Buna baharın müjdesi. Siz de baharın bize müjdelemiş oluyorsunuz. 1 Mart günü. Allah hakikaten. Bunlar çok güzel. Dolayısıyla ben size vereyim şunu. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bu ordumuzun mor menekşesi bunlar. Evet. Böylece fındık bahçesinde çok oluyor görüyorsunuz. Şu an yeni. Yeni yeşerdi fındık aslında dalları diye türkümüz var ya. Evet. Yeşeriyor bak. Ay. Evet. Havalar iyi gittiği için. Harika. İnşallah bol fındık da olur bu sene. Çok güzel. Onu da müjdeyiz. Size teşekkür ediyorum bunları gördüğünüz için. Vallahi biz teşekkür ederiz. Evet.
Bu gene buraya mahsus meyvelerden bir tanesi. Buna biz taflan diyoruz. Bazıları karayemiş diyorlar. Salkım halinde oluyor böyle. Ve aynı zamanda çok şeker hastalığına ve diğer hastalıklara da iyi gelen bir meyve bu. Aynı zamanda yaprakları da böyle bademcik olduğumuz zaman bu iki tane yaprağı ısıtıp boğazımıza sararlardı. Yaşmak derlerse örtüyle. Bademciğe de iyi gelen. Çok yaygın bir şeydi taflan bu bölgelerde Kürşat Beyciğim. Namı diğer karayemiş. Karayemiş. Peki. Evet, bunu da böylece tanıtmış olalım. Bilgimizi, görgümüzü arttırmaya devam ediyoruz. Evet, evet. Menekşelerimiz elimizde evet. Devam. Bol menekşemiz. Peki, geçiyorum buradan evet, teşekkürler. Evet, Sayın Bakanım. Kuzey Yıldızı filmimizin aktrisleri, aktörleriyle birlikteyiz. Aslıhan Hanım başroldeki. Hem bizim gelinimiz Ordu'nun hem evet. Kızımız. Dolayısıyla çok başarılı dizi. Peki. Hem tanıştıralım diye bir ihtiyaçlar var mı diye geldim. Tesadüf oldu. Sizle de karşılaşmış olduk. Ben sizi tanıştırayım bu arada. Peki. Merhabalar. Memnun oldum. Nasılsınız? İyiyim, şahaneyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Siz de şahane görünüyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Motorumla ben Türkiye turuna devam ediyoruz. Süper. Benim Şehrim diye bir program yapıyoruz biz de. Sizin Kuzey Yıldızı'nın da ününü, şanını, siz değerli oyuncuların gerçekten çok güzel orada görevlerini yerine getirdiklerini biliyoruz. Sayın Bakanım da size burada ev sahipliği yapıyor. Ama çok güzel bir yerde çekiyorsunuz. Yani orada hakikaten çok bence bir film çekilecekse orada da çekilmeli. Harika bir yer. Biz de böyle arkadaşlarla beraber tekrar geldik. Sizleri gördük. Çok mutlu olduk. Biz de çok mutlu olduk. Ayağınıza sağ olun. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Belediyeciliğin en önemli görünür hizmetlerinden biri rekreasyon ve spor alanlarıdır. Bakalım bir test edelim. Başkanım neresi burası? Burası Tayfun Gürsoy Parkı. Burayı biz değiştirdik, güzel bir hale getirdik. Spor, basket sahaları, voleybol sahaları yaptık. Burada bizim orijinal İbrahim Fırtına'nın getirdiği şey bu. Bizim Hava Kuvvetleri Komutanımız. Evet. Bu aynı zamanda bu tarafa doğru, Boztepe'ye doğru gidiyorsunuz. Biraz sahilde dolaşırız. Şurası da bizim Ordu Lisemiz. İki tane bakan çıkarttı. Ertuğrul. Vay maşallah. Bizim lisemiz. Maşallah ya, ne kadar güzel. Çok güzel. Şöyle isterseniz. Burada peki gözüm. Siz ders yaparken denizi mi seyrediyordunuz? derslere bakıyordunuz. Öyle gözüküyor. Evet. Bizim lisemiz. Burayı da bayağı bir ses getirdik. Şey yaptık. Parkın içine böyle rengarenk şeyler yaptık. Basket ve voleybol sahaları yaptık. Tenis üzerine çalışmalar yapacağız. Güzel. İşte bir yanda deniz, bir yanda spor. Çok güzel. Boztepe'nin eteğinde gördüğünüz gibi böyle bir park oluşturduk. Basket ha? Bakayım. Evet. Bakanımız. Eski Kürşat Düzmen Bakanımız. Evet. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Tamam. Şimdi bu sahili mümkün olduğu kadar cazip hale getirmek istiyoruz. Ordu'nun kıyısı ne kadar toplam kıyı uzunluğu? Karadeniz'in en uzun sahil 110 kilometre. 110 kilometre kıyı var. Evet. Peki şehrin Künye'den, merkezinin kıyısı ne kadar? Yani buraya büyük burayı, bu da. Burası işte görüyorsun. Evet. Yani işte Ordu'nun buradan itibaren Boste demin oradaydık. Tamam mı? Harika. Böyle bir deniz, vahşi dalgaları. Surf içinde en iyi dalgaymış bu. Daha dalgalı olduğu zamanlar var tabii. Yani denizde iç içe ve temiz. Herkes denize de giriyor. Şimdi surf'e burası müsait. Evet. Daha da yüksek olabiliyor. Daha yüksek oluyor. Surf yapılması için ideal bir yer yani evet, burası. Bir de Çaka diye bir yerimiz var. Oradaki dalga dünyada sayılıymış. Şey yapıyor. Viril yapıyor. Yani dönerek yapıyor. Dolayısıyla oraya özel olarak belli saatlerde gelecekler. Allah. Şu anda biz kanoya, yelkenliğe ağırlık veriyoruz. Aslında Karadeniz'de dikkat edin, bir tane tekne yok. Şimdi biz bu yaza burayı Karadeniz'i renkli deniz yapmaya çalışıyoruz. Kanolarla, yelkenlilerle. Su sporlarına bir arkadaşlar söyledi de bayağı ağırlık veriyorsunuz. Evet, yani kanolarımız var, kano parkımız var. Güzel. Yani dolayısıyla denizle iç içe olarak da
bu sporlara ağırlık vermeyi istiyor. Bir ara ihmal edilmişler bunlar. Allah şimdi şahane. Ağırlık veriyor. Sizin ne kadar denizi sevdiğinizi biliyoruz. Evet, severim. Çok güzel bir masa hazırlamış. Evet. Bu masayı siz mi hazırladınız Samet Bey? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ Sayın Bakanım. Burada neler var? Bize bir anlatır mısınız? Şuradan başlayalım. Şu en sağdaki ne? Sayın Bakanım, kuzine ekmeği dediğimiz bizim köylerde yaptığımız, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı köy ekmeğimiz. Bunu fırından, sobadan, kuzineden çıktıktan sonra ortasını açıp tereyağı ile şöyle ortasına bol tereyağlı olarak yaptığımız, tükettiğimiz çocukluğumuzun böyle akıllarda kalan ekmeğinden bir tanesi. Bunu biliyorum. Bu sahanda yumurta. Bu sahanda yumurtamız, tamam. Kahvaltının vazgeçilmezi. Efendim bu da turşu, fasulye turşusu ve patates ile yaptığımız bir kaygana kızartma şeklidir. Fasulye diblemiz bu. Ne? Fasulye diblesi. Dible. Dible. Evet, dible dediğimiz fasulye diblemiz. Tamam. Peki bu ne? Efendim bu da pezik kavurmamız. Peki bu? Bunlar da efsane ordu Karadeniz pidelerimiz, ordu pidelerimiz. Şimdi bana dediler ki siz pide yemeyi doğru dürüst bilmezsiniz, bize öğretelim. Nasıl yiyeceğiz bu pideyi? Evet Sayın Bakanım, birincisi pide elle yenir. Kesinlikle çatal bıçak kullanmıyoruz. Peki. Elle yediyoruz. Bir ucundan ben şöyle koparıp göstereyim isterseniz. Bak şimdi. Elinize şöyle ucunu kopardık. Sonra? Ya Ankara'da yerken ben de aynı böyle yapıyorum. Tabii. Pidenin ucunu koparıyorum, evet. İçine götürüyorum. Al, çok güzel. Hadi. Eyvallah. Buyurun. Teşekkür Eyvallah. Ederim. Nasıl kalite kontrol? Ama sende de el var, lezzetli var. Çok güzel. Hakikaten çok meşhurdu bunlar. Evet. Karadeniz'de özel Giresun'dan, Samsun'dan gelip kendine burada, Amasya'dan evet, buraya gelip yiyorlar. Hadi onun ucundan kopardık. Bunu nereden koparacağız? Bunu da kenarlarından başlıyoruz bakalım. Bu kenarlarındaki hamur kısımlarından kopara kopara ilk önce yumurta, peynir ve tereyağın buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Bunların en sona kalan, ortada kalan kısımları sen da en güzel kısımları oluyor zaten. Sana bırakıyorum. Samet kardeşim, bizi hakikaten çok güzel bir sofrayla karşıladın. Bunların da tadamadıklarım da var tabii aralarında ama gerçekten bu bize son derece güzel bir enerji verdi. Ordu'ya gelir gelmez zaten bu güzel enerjiyi aldık. Ama şimdi beslenerek daha da kuvvetlendirdik. Şimdi artık enerjimizi yaylalara doğru harcama zamanı. Çok teşekkür ediyoruz biz size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Giresun Adası'ndan sonra Altın Post efsanesinin geçtiği ikinci yer olan Yason Burnu'na gidiyoruz. Bu burunda ayrıca Deniz Feneri de var. Nereye geldik? Sayın Bakanım. Burası Yason, Sayın Bakanım. Yason Burnu, tarihi Yason Burnu. Kral Yasonis'in olduğu yer burası aynı zamanda. Yasonis'in. Kilisesi de var. Kilisesi var. Sayın Bakanım. Şuralarda havuzlar var. Bak. Böyle çok dikkatli bakarsan. Evet, şu insan yapısı insan olan yerler belli zaten. Burada balık havuzları. Bunlar eskiden balık üretiyorlardı. Evet, balık üretilen. Yani burası öyle bir merkez ama yüzyıllarca burası balık havuzlarıyla meşhur bir yer. Valla İngiltere'nin kuzeyinde, İrlanda'da böyle vahşi bir coğrafya görmek mümkündür. Ama bence bu kadar güzelini görmek mümkün değildir. Ordu'da bunu bize gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Sağ ol Sayın Bakanım. Gerçekten çok güzel yerler. Sizin vesilenizle bunu Türk kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Size özellikle teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Havasından mı suyundan mı nedir? Gençler çok sportmen. Bisikletle akrobasi hareketleri yapan gencimizin şovu görülmeye değer doğrusu. Ha, aferin. Çok iyi. Aferin. Aferin. Şimdi ben benim motoru getiriyorum. Gördün mü benim motoru? Bir de onunla yapacağız, tamam mı? Kumsalının manyetik kumdan oluştuğu Timsah Adası'na gidiyoruz. Değerli bakalım, şimdi Timsah Kayası'ndayız meşhur. Tabii buradan çekince arkadaşlar şurada sadece burnu gözüküyor gibi oluyor. Kafası gözüküyor ama diğer bir arkadaşımız yukarıdan onu çekecek şimdi, o taraftan bizi gösterecek. Ama ondan evvel burada meşhur bir manyetik kum var. Bu manyetik kumu biz şöyle değerli izleyicilerimize bir anlatmak istiyoruz. Arkadaşlar burada, yani buranın ordu, taşı toprağı altın bir yer. Şurada küçük bir mıknatıs var. Görüyorsunuz. Şimdi bu mıknatısla aşağı doğru bakıyoruz. Sen bana bize izin verecek misin? Dur. Dur ya, hemen bak, rol çalmaya çalışma. Çekil. Bak, biz burada başka bir deney yapıyoruz. Bak şimdi bak, görüyorsunuz. Değerli seyirciler, oğlum yapma, dur. Bir de, dur, tamam dur. Şunu al. Seni çok sevdim. Ya, bu görüyorsunuz manyetik kum. Şu mıknatısla her zaman böyle bir şeyi görmeniz mümkün değil. Değerli bakanım, tabiye başına geldik. Geldik. Burada üç tane güzel var, meşhur. Evet. Bu üç güzel onlar mı? Evet, üç kız bunlar. Evet. Bunun nedir hikayesi? Vallahi bunlar böyle oturuyorlar. Tabiye başında üç kız yan yana, işlerinden biri pişt dedi bana diye. O buradan geliyor oradan türkü. Geliyor, evet. Tamam. Meşhur bir ordu türküsü. Hangisi pişt demiş olabilir acaba? Sayın Bakanım, bu belediye başkanlığı sizde aileden bir gelenek herhalde. Benim bildiğim kadarıyla rahmetli dedeniz de belediye başkanıydı. Evet, büyük dedemiz, evet. Evet, büyük dede. Evet. O zaman o yaptığı başkanlık sırasında güzel, hayırlı hizmetler vermişti. Evet. Oradan demek ki bir gen gelmiş böyle, yani bakanlıktan sonra belediye başkanlığı geliyor. Evet, aynı Süleyman'ınız, ordunun kurucu belediye başkanı Süleyman Felek. Evet. Dolayısıyla öyle bir gen olayı sizin dediğinize göre var. Öbür dönemde Atatürk'ün ilk milletvekillerindendi. Ya maşallah. Böyle güzel hizmetler yapmayı işte Allah bize nasip etti. Çok güzel. Aynı Süleyman'ınız. Evet. Dolayısıyla o bize mutluluk veriyor. Ne güzel bir şey. Bunlar işte ne güzel evleri, bir şey. Allah hayırlı evleri hizmetler nasip etsin. Amin. Bunlar hep güzel eski, evet, ordu, eski evleri. Ordu evleri. Evet. Son derece güzel yapılar. Bunlar da öyle, bak görüyorsunuz. Evet. İşte buradan. Burası da. Burası şimdi. Evvelden kiliseydi. Sonra evet, hapishane oldu. Şimdi müze haline getirdik. Müze. Şimdi müze burası. Gördüğünüz gibi bayağı böyle bir tarihi tarafı var. Ha, buradaki basamaklar falan çok eski. Evet, çok eski. Buyurun. Şimdi buraları böyle şey yapacağız. Resim sergisi vesaire. Hı, olabilir. Yani şeyleri onun için hazır galeri haline getirdik. Tavanlar falan. Şey, evet. Burası bir ara hapishane olarak kullanıldı. Hapishane olarak. Şimdi müzeye çevrildi. Evet. Bence en güzeli müze. Büyükşehir olarak biz aldık. Burada resim galerileri. Müze ve resim sergiler sergisi falan yapılacak. Evet. Burada Nabi Hoca bir konferans verdi. Ha. Aslında ses fena güzel değil, akustik olarak. Güzel. Akustiği iyi yani binanın. Evet. Akustik. Kaç senelik bu bina? Bu da aşağı yukarı bir 200 senelik falan. Oldukça görkemli bir yapı. Evet. Kaç senesinde yapılmış bu? 1853 yılında 53. yapılmış. Evet. Bir Rum kilisesi. Daha sonra ben çocukluğumda burası kilise şey olarak, hapishane olarak, evet, kullanıldı. Daha şu anda da müzeye döndürüldü. Evet, ve güzel. Şu anda resim galerilerinin, İçinde resim sergileri olacak. Konserlerin yapıldığı. Çok güzel, güzel bir mekan. Oldu. Yani mekan olarak manzarası da çok güzel. Yapı da çok güzel. Bence çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Sevgili seyirciler, ben hep söylüyorum. Su görünce dayanamıyorum diye. Beni deniz gene kendine çekti. Kanoyla bir tur atma zamanıdır.
Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok güzel sporcular yetişecek buradan inşallah. Biz buradan geleceğin barbaroslarını yetiştirelim evet, diyoruz. Sayın maşallah, maşallah. Sayın Bakanımız göreve geldiğinde denizi nasıl değerlendirebiliriz diye düşününce kano, yelken, Optimus, kürek hepsini faaliyete geçirelim orada dedi. Çok güzel. Böyle bir tesis kazandırdı bizlere, ordulara sağ olsun. Genç kardeşlerimiz de burada su sporlarındaki tüm eğitimleri almaya başladılar. Çok geleceğin güzel. Barbaroslarını oradan yetiştiriyoruz. Çok güzel, maşallah. Günaydın arkadaşlar. Efe, burada neler var? Ne sporları yapabilirim? Kano, yelken, bu tarz sporları yapabilirsiniz. Peki, çok güzel. Yapalım. Biz ne tavsiye ediyorsun? Kano mu tavsiye ediyorsun? Ben kendim kano yaptığım için kano tavsiye ediyorum. Tamam, peki. Yapabilir miyim ben acaba kano? Yaparsınız Sayın peki. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kesinlikle hiç sorun yok. Güzel mi böyle? Evet. Şu mu hareket? Peki. Neyse ben giderim rahat. Bundan sonrası benim. Karadeniz'e doğru açılıyoruz. Ordu'nun güzel kıyılarından Karadeniz'in enginliklerine doğru kano yapıyoruz. Arkamda da çok güzel bir ekip var. Ordu hakikaten su sporlarında çok güzel gelişmeler kat etti. Önce bir ayağımızı atıyoruz. Sonra bir ayağımızı. Ordu'da macera bitmez. Şimdi bugün sabah Ordu'ya baktık. Kanomuzu yaptık. Bu genç arkadaşlarla beraber sporumuzu da yaptık. Ama dağlar bizi bekliyor. Bakalım kanodan sonra aynı gün içerisinde birkaç saat arayla bir kayak güzelliği de yaşayabilecek miyiz? Hadi hep beraber geçelim. Benim şehrim Ordu! Türkiye'de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezinin içinde bulunduğu Çambaşı Yaylası'na kırdık dümeni. Pandemi sonrasında hazırlanan bu turistik merkez görülmeye değer doğrusu. Değerli izleyiciler, az önce kano yaptık. Karadeniz'in güzel sularında, Ordu sahillerinde. Şimdi Çambaşı tesislerinde Ordu Kayak Merkezi'ndeyiz. Kayak yapacağız. Ve Ordu'nun güzelliklerini yaşamaya sizlerle beraber devam edeceğiz. Beni izleyin. Çambaşı Yaylası'nın merkezi olan Çarşı Merkezi, usta dokunuşlarıyla yenilenmiş durumda. Nefis bir hava, 2050 rakım, Çambaşı'ndayız. Ordu'nun güzelliklerinde kayak yapıyoruz. Harika bir zevk.
Benim şehrim Ordu diyorum. Hepinizi davet ediyorum. Evet, müsaadenizle izleyenlerimize alasmaladık. ...120 yataklı Çambaşı Oteli yapımına devam ediliyor. Çambaşı Kayak Merkezi Ordu'da 11 pistle hizmet veriyor. Ve bu pistlerin her biri birbirinden güzel. Bütün kayakçıların seviyesine göre burada güzel inişler var. Hangi şekilde olursa olsun buradan çok güzel zevk alarak kaymanız mümkün. Yeni bir otel yapılıyor gördüğünüz gibi. Bu önümüzdeki sene hizmete girecek. Şu an gelenler için de harika bungalovlar hizmetinizde. Palandöken'den sonra buradaki pistler de sadece bir eğlence merkezi olmayacak. Geleceğin kış sporcularını da yetiştirecek. Sizlerle beraber kanomuzu yaptık. Kayağımızı yaptık. Lezzetleri tattık. Şimdi yine bir zirveden veda ediyoruz. Ordu'nun zirvesi Çambaşı'ndan hepinize hayır dolu günler diliyorum.